Abi bir saattir ne yapıyorsun? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimaline hesaplıyorum. Vallahi psikolojim bozuldu. Çünkü neden? Saçma sapan puanlar kaybettik içeride. Malatya'ya, Konya'ya, Gençler Birliği'ne. Yani ne olacak bilmiyorum. Beşiktaş'ın da zor maçları var ama bence buradan Beşiktaş vermez gibi. Ama inşallah alırız. Arkadaşlar sizce şampiyon bu sene kim olur? Yorumlara gerçekten düşüncenizi yazın. Hangi takımın olduğunuz önemli değil. Objektif olun. Düşüncelerinizi bakalım yazın. Benim düşüncem Fenerbahçe'nin olma ihtimali biraz düşük. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın eksik maçı var. 4 puan öndeler. Kazandıkları an 7 puan olacak. Yani bu yüzden bir de bay geçeceğiz biz. Sıkıntı yani. O yüzden sizce kim olur? Yorumlara yazın. Ben okuyacağım hepsini. Merak ediyorum. Ya benim düşüncem bu. Çok saçma yerlerde puan kaybettik. Gençler Birliği, Malatya, evimizde, Konya, Kadıköy'de bu kadar daha önce hiç maç kaybetmemiştik. Üst üste kaybettik, kaybettik, kaybettik. Yani biraz da Fenerbahçe bunu hak etti. Biz Fenerbahçeliler olarak yani bunları katlanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yani saçma ama Kadıköy'de Fenerbahçe tarihi boyunca hiç bu kadar maç kaybetmemiştir. Yok. Ama bir sezonda Fenerbahçe bu yani ilginç takım yani. Senelerdir ben Fenerbahçe takip ediyorum. Çok ilginç bir takım. Yani şimdi bir de Fenerbahçe neden puan kaybetti falan mesela çok soruyorlar bana yayınlarda falan. Abi bizim çoğu maça biz eksik çıktık. İlk yarı özellikle. Tamam ikinci yarı kendi hatalarımızdan maçları kaybettik ama temel oyuncularımız işte. Bunlar sakatlanınca gerçekten Fenerbahçe performans olarak da değişti böyle bir garip yani. İlk başlangıçta gerçekten çok iyi bir takım böyle izliyorduk yani. Oyun olarak da kötü değildi başta. Mesela Beşiktaş'ta. Beşiktaş şu an lider. Ama gördüğünüz gibi Aboubakar'la Gezal yokken Beşiktaş ileride varlık gösteremiyor. Gösteriyor ama yani aslında Beşiktaş'ın gerisi de çok çok iyi değil. Fenerbahçe'nin de öyle ağam şamı iyi değil ama Fenerbahçe'nin bir tık daha iyi bence. Yani Aboubakar yokken evet Larin güzel işler yapıyor. Ama Beşiktaş'ın bence en önemli oyuncusu Gezal. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de öyle. Fenerbahçe'de bence olmazsa olmazlardan biri Pelkas. Yani son maçta ilk yarı 11 çıkmamasına rağmen Gustavo. Ya bunlar çok önemli. Arkadaşlar gerçekten dürüst olun, objektif olun. Sizce bu sene kim şampiyon olacak? Yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Şimdiden size hayırlı günler diliyorum. Sizleri seviyorum.